kariyerinde ilerledikçe rekorları birer birer kıran Cristiano Ronaldo, pek çok futbolcuyu kıskandıran başarılara imza attı. Atmaya da devam ediyor. Messi ile sürekli kıyaslanması bir yana, Ronaldo pek çok kişi tarafından tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak kabul edilmeye başlandı bile. Bu videoda Ronaldo'nun yaptığı inanılmaz hareket ve rekorlarına bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara, inanılmaz çalımları. Her futbolcu çalım yapabilir. Fakat Ronaldo'nun yaptığı çalımlar her zaman çok farklı olmuştur. Onun her an ne yapacağını ve nasıl topu sürükleyeceğini kestirmek çok zor. Defans oyuncuların korkulu rüyası olan Ronaldo'nun akıllarda kazınılan pek çok ilginç çalımları var. Şimdi Ronaldo'nun attığı inanılmaz çalımları kısa bir şekilde görelim. Numara. Rooney'e inanılmaz asist. Ronaldo'nun attığı goller ve çalımlar kadar asistleri de bir hayli etkileyici. Yaptığı iyi paslar sayesinde pek çok futbolcunun gol atmasını sağladı. Özellikle eski takımı Manchester United'da oynadığı dönemlerde Rooney ile çok iyi bir ikili olmuşlardı. Rooney'e attığı bu inanılmaz asist ise sadece Ronaldo'nun yapabileceği bir hareket diyebiliriz. Sekiz numara, Ronaldo ve Barcelona. Ronaldo'nun Barcelona'ya karşı attığı gollerin hepsi süper diyebiliriz. Barcelona gibi bir takıma gol atmak kolay değil. Fakat bu Ronaldo için fazla zor olmasa gerek. En dikkat çeken gollerinden biri ise oyuna ikinci yarıya girdikten sonra Barcelona'ya attığı inanılmaz goldü. Durum 1-1 iken Real Madrid'i öne geçiren Ronaldo maça damgasını vurmayı başardı. Yedi numara, inanılmaz hızlı koşusu. Dünyanın en hızlı futbolcusu Ronaldo olabilir. Onun bu insanüstü hızlı koşusu pek çok kurum tespitlerinde zirvede oldu. Saatte 33.6 kilometrelik hızıyla izleyen herkesi büyülemeyi başarıyor. Koca sahayı 12 saniye gibi kısa bir sürede koştuğu pek çok maç oldu. Altı numara, zıplama. Ronaldo'nun attığı kafa gollerde neredeyse 3 metreye kadar çıkabildiği görülüyor. Pek çok insana göre Ronaldo insanüstü güçlere sahip. Normal bir insanın bu kadar havaya zıplaması hiç kolay değil. Ronaldo Galler maçında tam 76 santim yükseğe çıktı. Ayrıca havada 0.85 saniye asılı kalmayı da başardı. Portekizli yıldız şu anda dünyanın en iyi sıçrayan ve havada en uzun kalan futbolcusu durumunda. Laboratuvar koşullarında 86 santime kadar yükselebilen Ronaldo'nun bunu nasıl başardığı da merak konusu. 5 numara, sert şutlar. Ronaldo'nun bacak kaslarının ne kadar güçlü olduğunu söylemiştik. Bu da uzaktan attığı neden sert ve isabetli olduğunu gösteriyor. Bazen falso alan toplar ise kalecileri çaresiz bırakıyor. Cristiano Ronaldo'nun en hızlı şutu saatte 198 kilometreyi geçiyor. Attığı gollere bakılırsa bu işin en iyilerinden olduğunu kanıtlıyor. 4 numara, ilk maçı. 2002 yılında Sporting Lisbon ile Manchester United arasında oynanan hazırlık maçında Sir Alex Ferguson'ın dikkatini çeken ve ertesi yıl Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Manu formasıyla ilk maçını 2003 yılında Bolton Wanderers'a karşı oynamıştı. İlk maçında yaptığı hareketleriyle gelecekte bir yıldız futbolcu olacağının sinyallerini bir nevi vermişti. Çıktığında henüz 18 yaşındaydı ve o efsane maç tarihe altın harflerle yazıldı. 3 numara, Ronaldo farkı. Ronaldo'nun Barcelona'ya attığı en iyi gollerden biri daha karşımızda. Pique'yi bile aciz bırakan Ronaldo, kimsenin nasıl yaptığını anlamasına izin vermeden çok rahat bir şekilde golünü atıyor. Ronaldo attığı bu gol ile yine çok farklı bir oyuncu olduğunu kanıtladı. 2 numara, frikik golleri. İngiltere Ligi'nin en iyi frikik golü. Sir Alex Ferguson Ronaldo'nun attığı ilk frikik golünü böyle yorumlamıştı. Devamında ise Ronaldo eşi benzeri görülmemiş pek çok frikik golü attı. Kendine has attığı şutlarıyla tüm futbol severlerin kalbinde taht kurdu. 1 numara, Şampiyonlar Ligi.
Cristiano Ronaldo, Bayern Münih maçında attığı gollerle adeta tarih yazdı. Maçta takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan golleri atarak Avrupa Kupalarında 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Ronaldo, Avrupa Kupalarındaki gollerinin 98'ini Şampiyonlar Ligi, ikisini UEFA Süper Kupası maçlarında kaydetti. Ayrıca kariyer boyunca attığı hat-trick sayısı 40'ı geçiyor. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.